Daha önce de gördüğümüz gibi Benito Mussolini 1925 yılına geldiğimizde İtalya'nın mutlak diktatörü olmuştu. Il Duce ya da lider unvanını kullanmaya başlamıştı. Il Duce ya da Il Duse diye de ee söylendiği olabilir ama ben yazıldığı gibi okuyorum Il Duce. Mussolini ve faşistler daha fazla güç elde etmek için çalışmalar yaptılar. Ve birlikte hareket ederek tehdit unsuru oluşturdular. Mussolini ve faşistler istediklerini uygulayabilmek için devlet güvenlik güçlerini kullandılar. Basını ele geçirdiler, diğer bütün partilere yasak getirdiler. Bunlara rağmen onları destekleyen bir grup insan da vardı aslında. Yani popüler bir desteğe sahip olduklarını söylemek mümkün. İtalya'da Mussolini gibi güçlü birilerini isteyen, güçlü bir lider, karizmatik bir lider isteyen bir halk kitlesi de vardı. Fakat daha sonraları 1930’larda özellikle 30’ların ortalarında Mussolini' dış politikada çok daha saldırgan davranışlarda bulunmaya başladı. Bu da onun popüleritesinin yani halk arasında olan e, sevilme duygusunun gitgide azalmasına yol açtı. Ve ayrıca Almanlarla daha yakınlaşmasına sebep oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan hatırlıyor olmalısınız, Mussolini', aslında itilaf devletlerinin tarafında savaşa katılmak istemişti ki sonunda daha önceki videolarda gördüğümüz gibi İtalya itilaf devletleri grubunda savaşa katılmıştı. Tüm bu zaman dilimi boyunca Büyük Britanya ve Fransa ile birlikte hareket etmek istemedi. Daha sonra emperyalist amaçları emelleri büyüdükçe Nazi Almanyasıyla İngilizler ve Fransızlardan daha çok ortak noktası olduğunu ya da Nazi Almanlara daha çok sempati duyduğunu anladı. Bunu fark etti. 1935'e geldiğimizde ise ki burada kocaman bir dönemi atlamış bulunuyoruz. 1925 demiştik. Şimdi 1935'e geçiyoruz. Bu tarihe geldiğimizde Mussolini artık emperyalist emellerine göre hareket etme vaktinin geldiğini düşünüyordu. İtalya'nın zaten Kuzeydoğu Afrika'da bazı mülkleri vardı. Burada kontrole sahipti. Eritre ve İtalyan Somali topraklarında kolonileri vardı. Ve Mussolini Etiyopya'yı ele geçirme arzusu içindeydi. Etiyopya henüz kolonize edilmemişti ya da Avrupalı güçler tarafından kontrol altında olmayan birkaç Afrika ırkından biriydi. Hatta o zamanlar Etiyopya'ya Habeşistan deniliyordu. Ve 1935'te İtalya Habeşistan'ı yani bugünkü deyimle Etiyopya'yı işgal etti. Bu yalnızca şiddetli bir saldırı değil, aynı zamanda çok acımasız, gerçekten de çok acımasız bir saldırıydı. Kimyasal silahlar kullandılar. Bu gerçekten berbat bir durum. Çok çok fazla sivil hayatını kaybetti. Ve bu diğer Avrupa güçleri tarafından, özellikle Britanya ve Fransa tarafından elbette hoş karşılanmadı. Daha önceki Nazi Almanya videosundan öğrendiklerimizden hatırlayacağınız gibi İngilizler ve Fransızlar savaşa başlama niyetinde değildiler. Onlar daha çok yatıştırıcı üslupla hareket ediyorlardı. Fakat buna rağmen İtalya ile gizli bir anlaşma yapma isteğindeydiler. Hor Laval anlaşması. Hor Laval. Bu aslında İtalya'ya Etiyopya'daki önemli yerlerin kontrolünün iznini veren gizli bir anlaşmaydı. Eninde sonunda bu anlaşma ortaya çıkacaktı ve çıktı. Bu sefer de İngiltere ve Fransa halkı bunu hoş karşılamadı. Bütün bu olaylar İtalya'nın Etiyopya'yı işgal etmesi, Büyük Britanya ve Fransa'daki halkın buna kötü bakması ve bu ülkelerin İtalya'dan uzaklaşmasına sebep oldu. Ve İtalya'nın Etiyopya'daki işgaline karşı çıkmayan tek devlet ya da büyük millet Almanya kalmıştı. 1920'lerde Hitler'i pek umursamayan Mussolini Olayların böyle gelişmesinden dolayı Hitler'e yakınlık duymaya, ona yakınlaşmaya, politik olarak yakınlaşmaya başladı. Etiyopya'nın işgali 2. Dünya Savaşı başlarına kadar hatta savaş boyunca devam etti. Yani sürece yayılan bir işgaldi bu. Bu teşebbüs edilen çok zalimce bir kolonileşme hareketi, acımasız bir istilaydı. Bu trend Mussolini'nin emperyalist eğilimleri ve Avrupa'daki daha milliyetçi ülkelerin ittifakıyla devam etti. 1936'da İspanya'da iç savaş meydana geldi. 1936. Ve Mussolini bu iç savaşta Francisco Franco'nun yönlendirdiği milliyetçileri desteklemeye karar verdi. Keza sonunda Franco başarılı oldu. Mussolini'nin desteğini aldı ve biliyorsunuz İspanya'daki iç savaştan galip çıktı. Fakat bu İtalyanlar tarafından hoş karşılanmadı. İtalyanlar kendi kendilerine şöyle düşündüler. E başka ülkelerde başka insanların davası için savaşmaya çalışarak ne yapıyoruz ki biz böyle? Kendi kendilerine böyle düşündüler. Fakat Mussolini milliyetçileri desteklemeye devam etti ve yine Almanlarla yakınlaşmaya başladı. Böylece Francisco Franco'yu desteklemeyen İngilizler ve Fransızlardan da uzaklaşmış oldu tabi. Şimdi 1937'ye geliyoruz. 1937, Mussolini tam bir komünist ve sosyalist karşıtıydı. Aynı Nazi Almanyası gibi, aynı Japonlar gibi. Ve İtalya 1937'de Anti-Komünten Paktı'na katıldı. Anti-Komünten Paktı. Almanya ve Japonya ile. Bu doğmakta olan aksis gücünün temelini oluşturuyordu ve aslında uluslararası antikomünist bir var oluştu. Öyle bir birlikti. Bundan dolayı bu ikisi birbirine katıldı ve nerede uluslararası komünizm görülse ona karşı zalimce savaş verdiler. Amaçları buydu. Bütün bunlar neticede İkinci Dünya Savaşı'na girilirken aksis gücünün temelini oluşturdu. 1939'a geldik. 1939. 1939'a kadar Almanya zalimce savaşarak topraklarına toprak katmıştı. Anschluss'u uygulamaya koyarak Avusturya ile bağlantı kurdu. Ya da Avusturya ile birleşti de diyebiliriz bunu aslında. E, Südet bölgesi çoktan alınmıştı, hatırlarsınız bu bilgileri. Şimdi Çekoslovakya'nın önemli bölgelerini ele geçirmek üzereydi Hitler 1939'a geldiğimizde. Mussolini bu amaçla harekete geçmeyi çok istiyordu ve böylece 1939'da Arnavutluğu işgal etmeye karar verdi. İşte tam burada. Arnavutluğun nerede olduğunu belki bilmiyorsunuzdur diye Avrupa haritası üzerinde göstereyim. İşte Arnavutluk tam da burası. Arnavutluğu işgal etmek çok kolay oldu ve krallarını tahttan indirdiler. Mussolini yine yeniden emperyal emelleriyle sahadaydı. Yapmaya çalıştığı şeyin en büyük sempatizanları Nazilerle yakınlaşmaya başladı. Ve o yılın mayıs ayında Arnavutluğun işgali Nisan ayındaydı. Mayıs ayında Çelik Paktı adıyla Nazilerle resmi bir askeri ittifak kuruldu. Hatırlayacağınız gibi sadece birkaç ay sonra ki şu an Mayıs ayındayız birkaç ay sonra Naziler Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Polonya istilasını gerçekleştirdiler. Sonra İtalya hemen savaşa katılmak istemedi ve hemen katılmadı. 1939'un Eylül'ünde Naziler Polonya'yı işgal ettiğinde savaşa dahil oldular. 1940'ta ise İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi bir çeşit bekleyip görelim bakalım hangi taraf daha iyi metodu uygulayacak stratejisi yaptığını söyleyebiliriz. Nazilerin zaferinin yakın olduğunu kestiren İtalya, Britanya ve Fransa'ya savaş açma kararı aldı. Britanya ve Fransa'ya savaş açma kararı ve İtalya resmen bu ülkelere savaş ilan etti. Bu da İtalyanların aksis gücünün bir parçası olarak İkinci Dünya Savaşı'na katılmalarına resmiyet kazandırdı.